Türkiye'de ilaç fiyatları döviz kuru üzerinden güncelleniyor. Bir süre önce döviz kurunda yaşanan hareketlilik birçok ilacın temininde sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yeni yılın Şubat ayında güncellenecek olan ilaç fiyatlarının kur artışları nedeniyle yüksek oranda zam görmesi bekleniyor. Edirne Eczacı Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil, ilaçtaki sıkıntının fiyat güncellemesinin senede bir kez yapılmasından kaynaklandığını söyledi. Normalde yılda bir kere yapılıyor. Bu özellikle Şubat ayında gerçekleşiyor. İlgili yönetmelikte şu şekilde yeni yılın ilk 45 gününde yapılır diye bir mevzuatımız var. Ondan dolayı da genelde Şubat ayının ortasına denk gelen bir süreçte euro kuru güncellemesi yapılıyor. 2021 yılı euro kuru şu anda 4 lira 57 kuruştan belirleniyor. Bundan dolayı da işte euronun ciddi miktarda artışından dolayı da hem ithalatçılar hem de Türkiye'deki yerli sanayi bundan ciddi miktarda etkileniyor. Her ne kadar yerli sanayi desek de sonuçta bu ilaçların ham maddeleri ve diğer yardımcı maddelerinin birçoğu yurt dışından döviz kuru üzerinden, dolar veya ya da euro üzerinden alındığı için şu anda hem üretici hem de ithalatçı ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta. Bununla ilgili olarak daha önceki süreçlerde işin gerçeği ülkemizde bu kadar ciddi miktarda bir dolar artışı ya da işte döviz artışı olmadığından dolayı yılda bir kere yapılan zam bununla ilgili olarak bir sıkıntı yaratmıyordu. Ama bu kadar ciddi oranda artışların olduğu günümüzde euro kurunun, ilaçtaki euro kurunun daha sık değerlendirilmesi gerekiyor. Yılda bir kere yapılan zam yüksek oranda bir zam olacağı için de bu çeşit sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Belki yılda 4 defa, belki 3 defa hani bunu üreticilerle birlikte bir masada bulunarak belirleyebilirler. Daha sık bir değerlendirme yapılırsa en azından ilaçla ilgili sıkıntılara bir son verecektir. Oda Başkanı Kılıççıgil, şu anda bazı ilaçların temininde sıkıntı yaşandığını, bunun Ocak ve Şubat aylarında daha da artmasını beklediklerini kaydetti. En son ben pazar günü bölgemde nöbetçiydim, Edirne'de nöbetçiydim. Birçok ilaç, hani hekimimizin reçeteli ettiği ilaçta temininde sıkıntı yaşadık ama hekimlerimizle beraber meslektaşlarımız ciddi bir koordinasyon halindeyiz. Hemen iletişime geçip onunla ilgili olarak vatandaşın mağduriyetini engellemek adına hekimimize diyalog geçip bunları engelliyoruz. Yani şu anda bu Aralık ayındayken daha bunları yaşamaya başlamışken Ocak ayının ya da Şubat'ın ilk iki haftasında yaşayacağımız senaryo çok daha olumsuz gözüküyor. Bundan dolayı yetkililerin dediğim gibi hem Türk Eczacılar Birliği'yle hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de ilaç üreticilerin derneklerinin temsilcileriyle bir masada buluşup bunların bir an önce değerlendirilip bir çözüme kavuşması gerekiyor. Bu şekilde gidersek Ocak ayı ile ilgili olarak ya da Şubat ayı dediğim gibi ilk iki haftası ile ilgili olarak çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşacağımız çok açık.